arkadaşlar. Ben Selahattin Taş. Bugün sizlerle artık kömürün üretim tarafını gezmeye başlıyoruz. Bu konuda bize 25 yıllık tecrübesiyle kömür ve kömür yuva üretimin sorumlusu şef arkadaşımız Bilal Bey'in yanındayız. Bilal Bey, kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Adım Bilal Karakaya. 25 yıldır kömür ve kömür yuvası üretim sorumlusu olarak Kardeş Elektrik'te görev yapmaktayım. Kırmızı kutulu mega ürünlerin üretmek, onun sorumluluğunu taşımak ayrı bir keyif. Evet. Bilal Bey, burada neler üretiyoruz? Şimdi bu katta kömür ve kömür yuvasının final montajını yapıyoruz. Diğer katlarda ise ön montaj işlemleri yapılıyor. Çeşit olarak hangi ürünle grubundadır? Yani fırça dediğimiz, kömür dediğimiz zaten çok çeşitli segmente hitap edebiliyor. Ama biz hangi gruplar üretim yapıyoruz? Biz şu anda oto kömürü tarafındayız. Karışım oluşturarak bakır, grafit vesaireleri içine belli bir reçeteler doğrultusunda oluşturarak onları preslerde sıkıştırarak kömür üretimi yapıyoruz. Oto kömürü üretimi. İzleyenlerimizin aklına şu gelebilir. Matkap kömürü de üretiyorlar mı acaba diye belki bir fikir gelebilir akıllarına. Şimdi o tip kömürler daha çoğunlukla plakalardan kesilerek üretim yapılan kömürler. Bunu bizim diğer kardeş firmamız SKC Karbon yapıyor. Kömür nedir? Kömür yuvası nedir? Ne işe yarar? Bunu da istersen kısaca anlatalım. Şimdi kömür, aslında direkt kömürü anlatayım. Kömür dairesel hareketli ya da doğrusal hareketli parçalar arasında elektrik iletkenliğinin devamlılığını sağlamak için kullanılan bir ekipman. Çeşitli karışımlardan bir araya gelmiş bir ekipmandır. Kömür yuvası da bu kömürlerin üzerine dizildiği plakanaya verilen isim. Fırça tutucu. Kömür tutucu, fırça tutucu olarak piyasada tanımları var. Peki ürünlerimizi merak eden ya da kullanmak isteyen son kullanıcılar ürünlere nasıl ulaşırlar? Şimdi biz Türkiye yönünde 5 tane ana bayimiz var. Onun alt bayileri var onların ve perakendeciler var. Ama en yakın sanayi bölgesine gittiklerinde 37'lik parçacılarda kırmızı kutulu mega ürünlerini çok rahat temin edebilirler. Veya internet ortamından bize ulaşabilirler. Özellikle TikTok'tan motor numarasıyla, ürün numarasıyla arattırarak hangi ürünü ihtiyaçları varsa direkt sipariş de edebilirler. Tabii bu Türkiye'de motor numarası ya da yuva numarasından daha önce araç modeliyle oluyor. Evet, maalesef öyle. Örneğin parçaya ihtiyacı olan arkadaşımız ustaya gidip bana 1.5 Kangoo'nun kömür yuvasını ver gibi tabirler kullanıyor. Aynen öyle. Tabii ki bunların hepsinin bir orijinal kodları var. Kodları var. Bütün kataloglarımızda hepsinin kodları, muadil kodları olmakta. Her şeyle, yeri olmakta. Her şeyle yazmakta. Buradan da görürler. Ulaşabilirler. Hatta ürün ağırlığı, eksen ölçüleri, TikTok'ta hepsi var. Kömür ölçüleri, hepsi var. Hepsi var, peki Bilal Bey, bu ürün arıza yaptığında motorda ne tepki verir? Ne olur? Ya da nasıl arıza verir? Şimdi aslında arıza tek bir tanımı var. Marş basmıyor. Evet. Ama onun bir sürü alt kırılımı var. Evet. Marş basmaması, önce aküye bakmak lazım. Aküden mi? Akünüz sağlamsa, ışıklarda bir problem yoksa akünün ışıklarında, göstergelerinde, o zaman en yakın bir tamirciye gidip marş motoruna baktırmak gerekiyor. Evet. Ne gibi arızalar olur? Kömürün ömrü bitmiş olabilir. Çünkü her şeyin bir ömrü var. Aynen öyle. Bir kullanım süresi var. İfade etmiştik, sürtündüğü için aşınmış olabilir. Evet, mutlaka. Onun haricinde yüksek akım çekmiş olabilir anlık olarak motordaki bir arızadan dolayı. Ona bağlı kablo kopmaları vesaireler olabilir. Isınma olabilir. Çok ısındığı için motordaki arızadan yine kaynaklı. Çok ısındığı için kömür yapışmış olabilir. Kolektöre basmıyor olabilir bir tanesi veya iki tanesi. O tip arızalar olabilir. Bilal Bey, otomotivde hangi gruplara kömür üretiyoruz? Hangi ürün tipleri olarak? Şimdi öncelikle biz üçe ayırıyoruz. Marş kömürü, şarj kömürü ve diğer diyoruz. Diğer dediğimiz grup biraz çeşitli, işte cam silecek olabilir, kapı cam motor olabilir, kalorifer klima, direksiyon pompası, motosiklet kömürü, bunlar diğer dediğimiz grupta. Aynı zamanda marş kömürlerinin bir de yüksek bakırlarını da üretiyoruz. Bundaki amaç ne? Soğuk iklimlerde daha iyi marş bassın, bir defadan marş alsın, gazlı arabalarda özellikle. Yüksek bakırlı kömürleri de marş kömür olarak üretiyoruz. Şunları da ilave etme gerekiyor herhalde. Bu mega olarak tamamen bizim geliştirdiğimiz
geliştirdiğimiz bir ürün tipi. Yüksek bakırlı olarak. Yüksek bakırlar, evet. Diğer bu işte uğraşan ya da üretim yapan ya da yurt dışına ithal gelen ürünlerde böyle bir ürün gamı yok. Böyle bir ürün çeşidi yok. Yok. Tamamen. Biz bunların yuvalarını da çıkarttık aynı zamanda. Evet, evet, haklısınız. Geliştirilmiş olan, üretilmiş olan ürünlerdir. Peki Bilal Bey, bunları nasıl üretiyoruz? Şimdi onu da iki grupta açıklayalım. Öncelikle oto kömürünü nasıl üretiyoruz? Hı-hı. Öncelikle biz fiziksel bir karışım yapıyoruz. Bakır, grafit ve çeşitli bağlayıcılar, hı-hı, ilave komponentleri, hı-hı, karıştırıyoruz. Fiziksel olarak bunları, her bir ürünün özel kalıbı var. Yüzlerce, hı-hı, kalıbımız var. Onları da sıkıştırarak presliyoruz. Kablolu olarak daha sonra bir ısıl işlem prosesimiz var. O prosesin devamında da işte talaşlı imalat, bir takım metallerin, parçaların eklenmesi, montaj, hı-hı, yaparak üretiyoruz. Hı-hı. Yuvalarda ise alt parçaları üretiyoruz. Onların da kalıpları var. Tabi bu arada kendi kalıphanemiz var, evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Her türlü kalıbı kendimiz yapıyoruz. Kendimiz tamir edebiliyoruz. Evet. Bütün kalıplarımızı üretiyoruz. Alt parçalarımızı ürettik. Daha sonra bu kata geliyor. Bu katta da final montajları ve ambalaj işlemleri yapılıyor. Peki Bilal Bey, hem kömür yuvası olarak şu anda kaç çeşit üretim yapıyoruz? Şu anda 700'ün üzerinde kömür üretimimiz var tip olarak. 200'ün üzerinde de yuva üretimimiz var. Yani bu yuvaların büyük çoğunluğu marş kömürleriyle ilgili, bazıları da alternatör kömürleriyle ilgili. Ve şu da biliyorsunuz, direksiyon pompası, evet, evet, yuvası. Evet. Çok özel bir ürün. Çok meşakkatli bir ürün. Hı-hı. Onun da üretimini yapıyoruz. Yani anlayabildiğim kadarıyla yolda gördüğümüz hemen hemen bütün araçların hepsinin mutlaka mutlaka var. Hatta bizim görmediğimiz araçların da, evet, dünya genelinde Türkiye'ye gelmeyen araçların, evet, evet, Türkiye'de olmayan araçların da kömürlerini üretiyoruz. Çünkü ihracatımız da var. Peki Bilal Bey, yurt dışından ithal edilen ve burada üretimi yapılmayan aynı gruptaki kömür ve kömür yuvalarıyla bizim aramızda bir fark var mı? Ne farkımız var? Şimdi yuva olarak çok fazla fark görmüyorsunuz. Birebir şekil olarak aynı, kömür dizilimi olarak aynı. Ancak içindeki kömüre baktığınız zaman yurt dışında özel çift komponent diyorlar. Bakır bölgesi ayrı, yüksek bakır bölgesi, yüksek grafit bölgesi ayrı. Ona göre motorun dönüş yönüne göre öncelikli bakır yüzeyin teması, aşınmanın azalması için grafitli yüzeyin teması şeklinde dizilim yapıyorlar. Ama kardeş elektrik ARGE çalışmalarıyla bir tane karışım, homojen bir karışım, homojen bir karışımla aynı performansı, minimum aynı performansı, hatta bazı noktalarda test sonuçlarında da görüyoruz. Daha iyi performansı, test sonuçlarını elde ediyoruz. Bu bizim farkımız. Zaten daha önceki videolarımızda da biz kömür yuvası nasıl test edilir, bir marş motorunda nelere dikkat edilir test sırasında, hangi parametreli kriterleri dikkate alıyoruz, bunları da paylaşmıştık izleyenlerimizle. Çok iyi. Sanırım bu bilgiler de onlar için tamamlayıcı olacaktır. Peki Bilal Bey, şöyle bir soru vardır. Kömürler, kömür yuvaları kaç marş yapar, ne kadar gider, kaç yıl kullanırız gibi bir bazı sorular duyuyoruz. Nedir bunun detayı? Şimdi aslında burada belirleyici olan arabayı kullanan kişi, marşa nasıl bastı, marşın, marş motorunun yenilik derecesi, aşınma problem derecesi, bunlar önemli. Bizlere OE müşteriler bu şekilde taleple geliyorlar. İşte 30 bin marş yapsın ömrü diyorlar. Kömür testlerinde. Biz bu testleri sağlıyoruz. Fakat ileride karşılaştığımız durum şu. Benzer bizim daha yüksek bakırlı kömürler, daha az ömürlü olmasına rağmen marşa bastığı için hemen kışın soğuk havalarda direkt onu söktürüyorlar. Bizim diğer kömürü taktırıyorlar. Böyle durumlarla da yaşıyoruz. Aslında marş sayısı vermek herhalde çok da sağlıklı olmayacak. Yok ama mesela diyelim ki araba ticari bir araba. Tabii su ki. Arabası. Su günde belki 300 marş yapıyor. Aynen öyle. Onunla diğer bir kullanıcı aynı olmayacaktır. Kesinlikle, yani kömürün kesinlikle. Yıl olarak baktığınızda. Kesinlikle. Hiç kimse de marş sayısını tutamayacağına göre. Yani. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım yapmak herhalde çok da doğru olmayacak. Bilal Bey, teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli bu ürünlerimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Evet arkadaşlar, size kısaca kömür ve kömür yuvası nedir, üretimiyle ilgili küçük bilgiler vermeye çalıştık. Ürünlerimizle ilgili daha detaylı bilgileri www.kardeşelektrik.com.tr sitesinden kataloglarımızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın.